け抜けろ。えぇー、バカしまずお浜田şut çekiyor。Meyve durumu eşitleyebilecek mi? Misaki de hızla geliyor. Ve sıçrıyor. Misaki kalesini kurtarıyor. Ama kafasını kale direğine çarptı. Hayır! Taro oğlum. Misaki, iyi misin? Tsubasa, Tsubasa, ben iyiyim. Ama top nerede? Misaki, top. Topa koşan oyuncu savada ve topa yetişti. Tsubasa, ne yapıyorsun? Herkes topu korumaya çalıştı. Sıra sende. Takeshi, çabuk şut çek. Tamam. Savada boşta ve şut çekecek pozisyonda. Ama Tsubasa da topa doğru koşuyor. Takeshi, hemen şut çek. Savada'dan ilginç bir hareket. Yerinden kıpırdamıyor. Tsubasa topu kurtardı ve hızla uzaklaşıyor. Ne yaptım ben? Nankatsu hücumu devam ediyor. Çabuk olun, durdurun onu. Tamam. Maçın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Tsubasa yeni bir hücum geliştiriyor. Meyip oyuncuları onu durdurmak için olanca güçleriyle koşuyorlar. Tsubasa iki oyuncudan birden sıyrılıyor. Tsubasa rakiplerinden kolayca sıyrılarak rakip kaleye doğru gidiyor. Bu defa üç oyuncuyu birden geçiyor. Ve topa yetişiyor. Ne olursa olsun Meyva'nın topu almasına izin vermeyeceğim. Hücum edeceğim. Ayrıca Tsubasa'nın sağ bacağı da sakat durumda. Ryuga ve Wakashimazu hızla kaleye dönmeye çalışıyor. Sadece saniyeler kaldı ama seninle hesaplaşacağız Tsubasa. Sana teslim olmayacağım. Ve şampiyonluk bayrağını ben alacağım. Gel hadi Kojiro Hyuga. Bunu asla kaybetmeyeceğim. İki kaptan da aynı anda vuruyor. Ciddi bir sakatlanma yaşanabilir. Ya! Tsubasa rakibini geçiyor. İki kaptan arasındaki son çarpışmanın sonucunu belirleyen yetenek değil, Tsubasa'nın gücüydü. Yuga'yı da geçen Tsubasa hızla kaleye doğru gidiyor. Ben kaybettim. Artık sadece Wakashimazu kaldı. Tsubasa hızla rakip kaleye yaklaşıyor. Sevinç ve veda. Tsubasa şimdi kaleci Wakashimazu'yla karşı karşıya. Yarı final maçını 7-6 kaybetmiştik. Bu maçta bir farkla 1-0 öndeyiz. Yani hala beraber. Şampiyonayı gerçekten kazanmak istiyorsak bir gol daha atmalıyım. Tsubasa hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Tsubasa artık boşta kalan kaleye her an şut çekebilir. Ne? Tsubasa şut çekmiyor. Topla birlikte ileri sıçrıyor. Şut çekecek gibi yaptı ama topla birlikte sıçrayıp kaleci Wakashimazu'yu geçti. Nankatsu şampiyon olacak. Ve Tsubasa topu ağlarla buluşturuyor. Nankatsu şampiyon oluyor. Meyve için umutların tükendiği an. Şampiyon olduk!
Evet. Başardık. Başardık. Yaşasın. Başardık. 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 Japonya Küçükler Ulusal Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan takım Shizuoka bölgesinden Nankatsu Futbol Takımı. Başardık, başardık, yaşasın. Japonya'nın bir numarasıyız. Başardık. Nankatsu gerçekten kazandı mı yani? Kazandı tabii. Yani ben rüya görmüyorum değil mi? Nankatsu şampiyon oldu ve maçın sonuna kadar aralıksız mücadele eden Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora bu turnuvanın kahramanı oldu. Ayrıca sakatlıklarına rağmen maçın sonuna kadar oynayan Genzo Wakabayashi ve Misaki Taro'nun da kahramanca oynadığını Misaki. Söylemek zorundayız. Wakabayashi. Tsubasa. Wakabayashi. Maçı gerçekten kazandık. Şampiyon biziz değil mi? Evet, biz kazandık. Biz kazandık. Evet, şampiyon biziz. Yaşasın Tsubasa. Arkadaşlar. Diğer oyuncular da son ana kadar mücadele ettiler. Nankatsu 11'i bu zaferi takım olarak kazandı diyebiliriz. Ve kaybeden taraf Meiwa takımı da çok iyi bir oyun çıkardı. Yarı finalde Nankatsu ile yaptığı maçı kazanan Meiwa şampiyonayı kıl payı kaçırdı denebilir. Ama onlar da ikinci oldular ve bunun da çok önemli bir başarı olduğunu kesinlikle söylemeliyiz. Harikaydınız Meiwa! Turnuva ikincisi oldunuz! Seninle gurur duyuyorum Kojiro. Kojiro. Tebrikler Tsubasa. Sonunda başardın. İyi işte Tsubasa. Bunu biliyordum. Sen futbol oynamak için doğmuşsun. Tsubasa. Ha? Uyuga. Ha? Kaybeden taraf biz olduk. Sen ve takım arkadaşların şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz Tsubasa. Teşekkür ederiz. Misaki, Tsubasa ile gerçekten harika bir ikiliydiniz. Kojiro. Umarım kısa sürede iyileşirsin. Wakabayashi, sana ceza sahası dışından bir gol atamadım ama sözüme güvenebilirsin. Gelecek sefere bunu kesinlikle başaracağım. İnan bana. Evet, bunu görmek için sabırsızlanıyorum Hyuga. Ha? Wakashimazu. Tebrik ederim. Bana bir maçta 4 gol atabilen ilk kişi sen oldun Tsubasa. Nankatsu ve Meiwa oyuncuları kaptanların ardından birbirleriyle tokalaşıyorlar. 60 dakika süren çekişmeli mücadeleden sonra rahatlamış olmalılar. Artık kimin kazanıp kimin kaybettiğinin hiçbir önemi yok. Bu manzarayı her iki takımın taraftarları da alkışlıyor. Nankatsu Meiwa'yı 4-2 yenerek Japonya Küçükler Ulusal Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Böylelikle turnuva sona eriyor. Ancak en önemlisi turnuvada yarışan oyuncuların kurdukları dostluk oldu. Uzun süren çekişmeli bir mücadelenin ardından bu görüntüleri yaşamak gerçekten güzel. Nankatsu şampiyon oldu. Bu da Toho Gakuen'e Tsubasa'nın alınacağı anlamına geliyor, öyle değil mi? Az sonra kapanış töreni yapılacak ve en değerli oyuncu ilan edilecek. Tsubasa, tebrik ederim. Şu an sana söyleyebileceğim tek şey bu. Sen bu turnuvada daha da büyüdün. Pek çok rakibin oldu. O rakiplerle yüzleşerek pek çok şey öğrendin ve her defasında kazandın. Bana söz verdiğin gibi ülkenin bir numarası olmak için harika bir mücadele verdin. Kazanacak ve Brezilya'ya gideceğim Roberto. Ama Tsubasa, ne yazık ki sana verdiğim sözü tutamayacağım. Elveda Tsubasa. Ve işte Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora takım adına şampiyonluk bayrağını alıyor. Yaşasın! Başardık! Tsubasa şampiyonluk bayrağını seyircilere sallıyor.
Sadece Nankatsu taraftarları değil, bütün seyirciler ve bütün Meiwa takımı bu zaferi alkışlıyor. Harikaydın Tsubasa! Tebrik ederim Tsubasa. Kudai tatlım, Tsubasa kazandı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Tsubasa, toplamda attığı 31 golle gol kralı unvanına da sahip oldu. Bu arada en iyi yardımcı oyuncu, altın ikilinin 15 gol atan oyuncusu Misaki seçildi. Ve diğer değerli oyuncularsa şöyle sıralandı. Nankatsu'dan Wakabayashi Genzo. Meiwa'dan Wakashimazu Ken. Nanma'dan Nakanishi Daiichi. Nankatsu'dan Ozora Tsubasa. Yine Nankatsu'dan Kisugi Tapei Taki Hajime. Meiwa'dan Hyuga Kojiro. Hanawa'dan Tachibana Kazuo ve Tachibana Masao. Furano'dan Matsuyama. Meiwa'dan Sawada Takeshi. Nankatsu'dan Misaki Taro. Izawa Mamoru. Takasugi Shingo. Musashi'den Kagonei Akira. Misugi Jun. Küçükler futbol turnuvasında yetişkinlerin bile şaşkınlıkla izlediği pek çok yetenekli ve özel futbolcuyla tanışma şansı yakaladık. Japonya futbol dünyasında Meksika olimpiyatlarında alınan bronz madalyadan bu yana böyle güzel ve umut veren bir gelişme yaşanmamıştı. Ama artık bu çocukların gelecekte güzel işler yapacağından hiç kimsenin şüphesi yok. Bir an önce profesyonel futbolcular olup gelecekte Japonya'yı gururlandırmaları için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Küçükler Ulusal Futbol Şampiyonası sona erdi. Bu turnuvada oynayan çocuklar Japonya'nın futbolunu değiştirecekler ve değiştirmeliler. Sonunda başardın. Japonya'nın bir numarası oldu Tsubasa. Tebrik ederim Tsubasa. Teşekkür ederim anne, arkadaşlar. Bu arada Roberto nerede? Aa, Roberto mu dedin? Biraz önce yanımdaydı. Belki de otele dönmüştür. Gidip bakayım. Hoş geldiniz efendim. Nereye gidiyoruz? Narita Uluslararası Havaalanı'na. Tsubasa, şampiyonluğunu kazanmakla ilgili neler hissediyorsun? Tsubasa bir yorum yapar mısın? Burada Tsubasa. Neler hissediyorsun? Tsubasa. Şuraya bak. Tsubasa meşhur oldu. Ne yapıyorsunuz? Önce benim tebrik etmem gerekiyordu. Çekilsin de kenara. Çekilin. Roberto. Roberto. Acaba nereye gitmiş olabilir? Bu da ne demek? Roberto. Evet, şampiyonayı kazandım ve sözleştiğimiz gibi Roberto ile birlikte Brezilya'ya gideceğiz. Tsubasa. İyi iş çıkardın Tsubasa. Tebrik ederim. Gerçekten bir harikaydın. Teşekkür ederim. Misaki, seni tebrik ederim. Tebrikler Misaki. Bakın, gerçek bir altın madalya. Artık gidelim çocuklar. Turnuva ikincisi olduk. Eve gururla dönebiliriz. Evet. Hyuga. Siz. Hyuga Kojiro. Senin önceden konuştuğumuz gibi bizimle Toho Gakuen'e gelmeni istiyorum. Ama Tsubasa kazandı. Evet. Aslında Tsubasa'yı da almayı planlıyoruz ama... Ama Tsubasa'yı takım kaptanı olarak kullanmayı düşünüyoruz. Seni de forvet olarak kullanmayı düşünüyoruz. Pekala. Söyle Hyuga, cevabın nedir? Ben... Sen ve Tsubasa varken Toho Gakuen hiç kimseyi yenemez. Harika bir altın ikili olacak ve takımı daha da ileri götüreceksiniz. Bundan eminim. Tsubasa ile ikili mi olacağız? Ama bu harika. Gerçekten harika kaptan. Kaptan. Geleceksin değil mi Hyuga? Ben... Neden tereddüt ediyorsun Kojiro? Hayalin gerçek olacak. Gitmen gerekiyor. Ama... Kojiro! 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 Yaşasın! Hyuga,
Karar vermekte zorlanmanı anlıyorum. Tsubasa'ya finalde yenildiğin için belki de gururun incindi. Ama hemen cevap vermek zorunda değilsin. Hoşça kal, hadi gidelim. Kojiro! Kaptan! Durun! Daha iyi bir futbol takımı olan bir okula gitmek ve bundan sonra da çok daha iyi oynayacağımı göstermek istiyorum. Toho Gakuen'de oynamama izin verin lütfen. Misaki, vedalaşma vakti geldi ha? Evet. Ama bugün oynadığımız maçı hayatım boyunca unutmayacağım Tsubasa. Seni ve takım arkadaşlarımı asla unutmayacağım. Biz de seni Misaki. Tsubasa! Anne! Çok kötü Tsubasa. Roberto. Roberto tek başına seni almadan Brezilya'ya gidiyor. Ha? Neden? Ama bana söz vermişti. Şaka yapıyorsun anne değil mi? Şaka yaptığını söyle lütfen. Roberto neden tek başına gitsin? Arkadaşlar Roberto tek başına gitmiş. Tsubasa. Tsubasa. Roberto final maçı bitene kadar buradaydı değil mi? O zaman hemen yola çıkarsak ona yetişebiliriz değil mi arkadaşlar? Ne? Evet doğru Tsubasa. Acele edersek onu Narita Havaalanı'nda yakalayabiliriz. Neler oluyor anlamıyorum ama hiç önemli değil. Hemen yola çıkalım. Bakın öncelikle sizi bu beyle... Boş ver şimdi. Acele et Tsubasa. Pekala işte gidiyoruz. Ona yetişeceğiz tamam mı? Lütfen yetişin bayım. Tsubasa! Tsubasa. Seni bu şekilde terk ettiğim için beni affet. Düşündüklerimi yüzüne bakarak söyleyemezdim. Bildiğin gibi artık gözlerim yüzünden futbol oynamam mümkün değil. Bu benim gibi bütün hayatı futbol olan biri için gerçekten de çok zor. Ama sen bana gözlerimi açacak bir şey gösterdin Tsubasa. Senin futbol yeteneğin karşısında çok etkilendim. Seni kendi ellerimle ülkemde Brezilya'da dünyanın bir numarası yapmak istedim. Ama bu turnuvayı izlerken kendini ne kadar geliştirdiğini, bana ihtiyacın olmadığını ve seni oraya götürmenin hata olacağını anladım. Tsubasa, sen sandığımdan daha büyük bir futbolcu olacaksın. Seni Brezilya'ya götürüp kendi bildiğin futbolu öğretmeye çalışmanın sana hiçbir faydası olmayacaktır. Senin hedefin artık Brezilya olmamalı. Sen kanatlarını açıp bütün dünyayı dolaşmalısın Tsubasa. Pekala, işte geldik. Roberto! ...614 no'lu Los Angeles aktarmalı Sao Paulo uçağı kalkışa hazırdır. Roberto! Los Angeles aktarmalı Sao Paulo uçağı kalkışa hazırdır. Japonya'da kalsan bile çok büyük bir futbolcu olacaksın Tsubasa. Bunu bensiz de yapabilirsin. Roberto! Seni uzakta Brezilya'dayken hep izleyeceğim. Daima aklımda olacaksın. Elveda Tsubasa. Adios Japonya. Adios Tsubasa.
Tsubasa! Sen öğrettin. Bana gerçek futbolu sen öğrettin. Neden gidiyorsun Roberto? Senden öğrenmem gereken daha pek çok şey var. Bunların hepsini seninle Brezilya'ya gidebilmek için yaptım Roberto. Ve sana söz verdiğim için şampiyonayı kazandım. Peki neden bensiz gittin Roberto? Roberto!